Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Yine bir programda beraberiz. Muhammed Esat Erbili rahmetullahi aleyhin Mektubat isimli eserinden okumalar yapıyoruz bu programımızda. Bugün de Hazret'in mektuplarından birkaç mektubu inşallah okuyacağız. Aziz dinleyenlerim, tabi tasavvufi terbiyede sohbetler çok önemlidir. Adeta manevi programın ana deliklerinden birisi sohbetlerdir. Dolayısıyla Muhammed Esat Erbili Hazretleri de farklı kişilere yazdığı mektuplarda bu sohbetlerden sık sık bahsetmekte. Bugün de yine sohbetle ilgili bir mektubunu okumuş olacağız Hazretin. Tabii mektuplar farklı zamanlarda farklı kişilere yazılınca belki bazı konuları farklı kişilere de tekrar tekrar arz edilmiş oluyor. Fakat tabii her mektubun kendine özel bir güzelliği, kendine mahsus ayrı bir manevi havası var. Dolayısıyla da her mektubunda ayrı bir kaderi var. Bugün de yine sohbet başlığını taşıyan bir mektubu inşallah okumuş olacağız aziz dinleyenlerim. Buyuruyorlar ki Esat Erbili rahmetullahi aleyh hazretleri, değerli şahsınız hakkında Cenab-ı Hakk'ın hususi bir bağışı olan güzel ahlak ve seçkin özelliklere gerçekten tercüman olan kıymetli mektup ve sözleriniz minnet duygularımı, sevinç ve neşemi ikaz eyledi. Nakşibendiye tarikatının büyük mürşitlerine pek aşağı seviyede bir bağlılığı bulunan bu aciz kul ve zayıf köle hakkında gösterdiğiniz lütuf ve şefkat karşılığında büyük mükafatlar kazanacağınız tabidir. Allah için yaşayan, yalnız onun için olan kişiye mutlaka Allah da onun için olma şerefini verir. Cenab-ı Halik-i Ekber Celle Celaluhu Hazretleri zihninizi şeriat nurları, batınınızı tarikat sırlarıyla nurlandırsın. Bütün gayret ve çabalarınızı yalnız kendisinin zikir ve fikrine inhisar ettirsin. Bir saat içinde olsa beka ve vefasına güvenilmeyen dünya ve dünyevi şeylerin yalancı ve aldatıcı güzellikleriyle aldanıp da kederlendirmesin. Amin. Gerçekten tabi Hazret böyle dua cümleleri yazıyor sevdiklerine ama bu dua cümleleri aslında muhataplarına ciddi mesajlar veriyor. Yani ne gibi mesajlar veriyor? İşte bütün gayret ve çabalarınız yalnız Allah Teala'nın zikri ve fikriyle meşgul olsun. Bir saat için de olsa beka ve vefasına güvenilmeyen dünyevi şeylerin yalancı ve aldatıcı güzelliklerine sakın aldanmayasınız manasına o gönlünden çok samimi olarak çıkan bu dualar muhataplarına da ciddi bir hayat programı sunmakta aziz dinleyenlerim. Değerli Hafız Efendi ve Zihni Efendilerin sohbet ve sevgileriyle meydana gelen ruhani zevklerden fakir kardeşiniz dahi zevk duydum. Yeryüzünde Allah'ı zikretmek için 2-3 kişi birkaç anlık da olsa bir araya geldiklerinde semalar ve semadakiler onlara imrenir. Cenab-ı Allah cümlemizi feyizlendirip fakirinizi dahi hüsnü zannınız nispetinde hesaba çeksin. Amin. Değerli ve asil evladınız Bahauddin Efendi'ye selamlarımı arz ederim. Baki Esselamu Aleyküm. Aziz dinleyenlerim, bu büyük zatların mektuplarında bir incelik daha vardır. Onlar genelde muhataplarına böyle mektup yazarken hep onların ilgi duydukları dünyaya, ilgi duydukları kişilere de ayrıca önem verdiklerini hep belirtirler. Burada Hazret netice bir ihvanına, bir müridine bir mektup yazıyor.
Fakat şu mektupteki nezakete, zarafete bakınız ki asil evladınız Bahattin Efendi'ye de selamlarımı arz ederim diyor. Herhalde o asil evladınız Bahattin Efendi dediği zat Esad Erbili Hazretleri'nin belki evladı yaşındadır. Ama bir baba için herhalde mürşidinden gelen evladı ile ilgili selam onun gönül dünyasında çok daha farklı güzellikler meydana getireceği için Hazret hem kendisini selamlıyor muhatabının hem de onun aile efradını, evladı uyarını de hep gözünde bulundurduğunu, onları sevdiğini, gönlünde onlara yer ayırdığını da böylece ifade etmiş oluyor. Bir başka mektup bu defa ilim, amel ve ihlas başlığını taşıyor. Hayır dualarınızı, değerli lütuf ve iltifatlarınızı müjdeleyen keramet dolu mektuplarınız rahmet yağmuru gibi düzenli olarak devam edip geldikçe acizane ömrümün baharı feyiz ve bereket gülleriyle etrafa koku salmakta. Parlak şefkatinizin tatlı suyu ile teskin edilmiş olan perişan kalbimiz sevincini ortaya koymakla iftihar etmektedir. Bu değerli nimetler karşılığında teşekkürümü açıklamak imkanı olamayacağı gibi faziletli teveccühlerinizin devamını ve istikrarlı olmasını dahi büyük bir ar, haya ve utanma duyguları içerisinde istirham etmekteyim. Evet ben bu mektuplardan büyük huzur duyuyorum ama hani bana devamlı mektup yazın demeye de haya ediyorum ama bu hayama rağmen de sizin mektuplarınızla beni yalnız bırakmamanızı istirham ediyorum. Kabilinden çok ince, çok derin, her kelimesinden muhabbet kokan, muhataba saygı kokan, muhataba değer veren bir incelik var tabii yine burada da. Fakiriniz dahi dilim döndükçe, fırsat buldukça hakkınızdaki hayır dualarımı tekrar etmekte, üzerimde bulunan minnet yükünü hafifletmeye çalışmaktayım. Hacı Azim Bey kardeşimizin rüyasından dolayı çok sevindim. Başındaki taca, ruhaniyetlerinde meydana gelen imrenme duygusu daha üstünü tasavvur olunamayacak kadar güzeldir. Bereket versin ki kapmamış veya kapamamış, yalnız şeker sucuğu ile iktifa etmiştir. İlahi afiyet olsun. Maddi ve manevi kuvvet olsun. Başında görmüş olduğu sarıklı fesi tebrik ederim. İnşallah şerefli bir taca da kavuşur. Bilindiği gibi sarıklı fes alimlere tac-ı şerif de tarikat şeyhlerine has bir kıyafettir. İlmin amelden önce olduğunu, dini ilimlerini öğrenmede başarılı olduğunu, özellikle de başımızda bulunan tarikat tacına imrendiğini gösteren bu rüya tebrike değer bir rüyadır. Hem de aslında böyle olmalıdır. Çünkü ebedi saadeti kazanmak için dini farizaları öğrenmek ve ilim ile amel etmek zaruridir. Evet, çok önemli bir cümle Esad Erbili Hazretleri'nin tespitlerinde ebedi saadeti kazanmak için dini farizaları öğrenmek ve bu ilimle de amel etmek zaruridir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz, alimler dışında bütün insanlar helak olmuştur. İlmiyle amel eden alimler dışında da diğer alimler helak oldu. Amelinde ihlaslı olanlar dışında amelini kuru olarak ifa eden alimler de helak oldu. Bu ihlas sahipleri ise gerçekten büyük bir tehlike üzerindedirler buyuruyor. Öyleyse sırayla önce ilim, sonra amel ve bu ameli yaparken de ihlas. Ve ihlasla da iş bitmiyor. İhlaslı olan insanda hep bir tehlike, yine hep nefsin saldırıları altında bulunmaktadır diye çok temel bir disiplini Hazret hatırlatmış oluyor. İnşallah başarılı olurlar. Cümlenize hürmet, saygı ve selamlarımı arz ederim.
Bir diğer mektubu Hazretin yine tasavvufun temel kelimelerinden zikir ve şükür üzerine. Buyuruyorlar. 7 Mart 321 tarihli ülfet ve dostluk dolu mektubunuzla şereflendiğim için bilhassa teşekkürlerimi takdim ediyorum. Hazreti Allah bizi ve sizi şükredici kullarının arasından ayırmasın. Şükürde bir vecibeyi ifa etmenin fazileti bulunmakla birlikte hemen ardından mutlaka artıracağı müjdesinin ilave edildiği bilinmektedir. Ayet-i kerimede le-in şekertüm le-ezidenneküm. Eğer şükrederseniz ben de nimetimi sizlere artırırım buyuruluyor. Demek ki her şükür gerçekten yeni bir nimetin celbine vesile olmuş oluyor. Muhterem Tırnovalı Hoca Efendi'nin tefsir dersleri de bir şükürdür. Şükrün ifadesidir. Belki şükürden de kıymetli ve değerlidir. Çünkü şükür, kulun Cenab-ı Hakk'ın kendisine nimet olarak ihsan ettiği şeyleri yaratılış gayesine uygun bir şekilde harcaması manasını ifade ediyorsa da yalnız dil ile şükürler olsun demek kafi değildir. Bu da yine şükürle ilgili merhum Muhammed Esat Erbili Hazretleri'nin hem hatırda kalması gereken hem de doğru bir şekilde ifade edildiğinde hiç şüphe olmayan çok önemli bir tespiti. Şükür, kulun Cenab-ı Hakk'ın kendisine nimet olarak ihsan ettiği şeyleri yaratılış gayesine uygun bir şekilde harcaması. Ancak diliyle şükürler olsun demek kafi değildir. Şükrün birincisi sari, yani merhamete layık ümmeti Muhammed'in istifadesi için yapılandır. İkincisi ise letaif-i aşere ile yapılan zikir ve fikir olsa gerektir. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zikrin hayırlısı gizli, rızkın hayırlısı da yeterli olanıdır buyurmuşlardır. Allah azimüşşan bizleri bu hususta muvaffak eylesin. Amin. Mektuplarınızı okumakla hayli seviniyorum. Çünkü onları kamil bir ihlas, samimi bir sevgi ve tam bir lütuf ve şefkatle yazmış olduğunuzu biliyorum. Hazreti Allah, havf ve haşyet duygularınızı, Hakk'ın rızasını kazanma konusundaki şevk ve neşenizi artırsın. Bizim gibi bir toprağa uzattığınız eli altın ile doldursun. Amin. Nebi-i Ekrem Efendimiz, kişi sevdiğiyle beraber haşrolunur buyurmuştur. Evliyaullah ve tarikat birilerine gösterilen sevgi ve bağlılık sayesinde kıyamet gününde onların himaye kanatlarının gölgesi altında haşrolunacağı bu hadisiyle ispat edilmiştir. Ancak muhabbet ve bağlılık ise onların rıza gösterdiği çizgi içerisinde amel ve ibadete bağlıdır. Cenab-ı Hak bizi ve sizi o gibi amel ve ibadetlerde muvaffak buyursun. Masivaya muhabbet ve ilgi duyma sebebiyle kalp gözlerimizi ve basiretimizi Hakk'ı müşahede şerefinden mahrum eylemesin. Amin. Ve bugünkü sohbetimizde okuyacağımız son mektup, sevgi, muhabbet yalnız Allah içindir başlığını taşıyor. Mektuplaşma karşı karşıya yüz yüze görüşmenin yarısıdır hükmü gerçek ise de bazı mektuplaşmalara rastlanıyor ki onlar tam bir kavuşma gibi cana cila, kalbe safa bahşediyor. Bu cümleden olan ve tarafıma gönderilmiş bulunan inayet dolu mektubunuzu görerek ve okuyarak sahip olduğum sevinç ve memnuniyet nimetini, iç ferahlığı ve şeref devletini sözlerimle ifa edemeyeceğim gibi kalemimle de yazamam. Çünkü bu sürur ve sevinç, sevgi yalnız Allah içindir hadisinde işaret edilen kaynaktan fışkıran ilahi bir sevinç, kim Allah için olursa şeklinde işaret edilen pınardan parlayan nurani bir sevinçti. Kullarından dilediğini
madde ve cismaniyetin en aşağı derecesinden mana ve ruhaniyetin en yüksek derecesine yükselten, içlerine yansıttığı sevgi ve bağlılıkla kamil insanlar makamına ulaştıran Cenab-ı Hak, kalbimizi hikmetin kaynağı, dilimizi de hakikatların tercümanı eylesin. Nefsimize karşı koyabilmek için gerekli gayret ve çalışmalarınızı, Sofiye tarikatında manevi terakkiye eriştirecek bilgilerinizi artırsın. Ahiret saadetini elde edebilmek için dünyevi servet ve zenginliğinizi de ziyadeleştirsin. Amin. Cenab-ı Hak Tebareke ve Teala, اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Muhakkak Allah, müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın almıştır buyurmuştur. Allah Teala sizleri ve bizleri Efendimizin ve onun yüce ashabının salat ve selam onların üzerine olsun, yüzü suyu hürmetine bu hususta muvaffak eylesin. Bundan 5-10 gün önce sizlere arz ettiğim hastalık mektup yazmama mani oluyorsa da dostluk ve iltifatınızın çokluğuna karşılık üzerime ifası zaruri bir borç olan hayır dualara asla mani olamaz. Mektup yazamasam da dualara devam ediyorum. Tesirinin daha da artacağı düşünülebilir. Çünkü nefsin gururu, güç ve iktidarıyla yapılacak duaların kabul makamına ermesi şüphelidir. Ancak nefsin kırılmasına, zayıflayıp alçalmasına rastladıkça kabul olunma ümit ve nispeti de artar. İnsan hastayken aciz olduğunun farkına olur. Dolayısıyla da bu aciziyet içinde yaptığı dualar da ümit edilir ki daha da çok kabul edilir. Cenab-ı Allah nefsi emmaremizi daima eğik ve mağlup ve mahzun, kalp ve ruhumuzu ise kendi aşk ve sevgisiyle galip, sevinçli ve mesrur eylesin. Amin. Tabii aziz dinleyenlerim, bu mektupları okurken de böyle bir noktada 80 sene öncesinden, 90 sene öncesinden bir Allah dostunun dualarına da muhatap olmuş oluyoruz. Biz de o Hazret'in yaptığı bu güzel duaları sanki bize günümüzden yapmış, bugünden yapmış da göndermiş gibi canı gönülden amin der ve o Allah dostunu da bizler de rahmetle yad ederiz. Allah Teala'nın rahmeti, bereketi, affı, mağfireti bu güzel Allah dostlarının üzerine olsun. Sıhhat ve afiyeti de onların evliyatları üzerine olsun efendim.